Aziz Türk Milleti, saygıdeğer milletvekilleri, bugün yine çözüm adı altında yürütülen ve yetkili ağızlarca yapılan açıklamalarla kaldığı yerden devamına adeta göz kırpılan ihanet sürecinin bir sonucu olarak şehit düşen askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailesine ve aziz Türk milletine sabır ve başsağlığı dileyerek sözlerime başlıyorum. Yiğitlerimizin vatan için, bayrak için, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için toprağa düşmesi, her ne kadar milletimize kanıksatılmaya çalışıyorsa da Türk milleti bu olanların sorumlularını asla affetmeyecektir. Bu yaşananlar Türk milletinin ve Türk devletinin azan terör karşısında düştüğü durumun bir sonucu değildir. Yaşadıklarımız iktidarın terörle aynı masaya oturmasının, teröre ve teröriste güvenmesinin, kendi siyasi ikbali için terörün bugünlere yönelik yaptığı hazırlıkları görmezden gelmesinin kaçınılmaz bir sonucudur. Dolayısıyla bu noktada bedel ödemesi gereken milletimizin evlatları değil, terörle aynı masanın etrafına oturup gerekirse baldıran zehri içeriz diye ifade edenlerindir. Sayın milletvekilleri, söz almış olduğum 7. maddenin önergesi kapsamında ortaya çıkan durumu ifade etmek gerekirse, hani neresinden tutulursa elinde kalan bir torba yasayla daha karşı karşıya olduğumuz sonucuyla ne yazık ki karşılaşmış durumdayız. İktidar hem muhalefetin sunduğu tüm araştırma ve değişiklik önergelerini reddetmekte, tüm kanun tekliflerini itina ile kadük bırakmakta, sonra da 2 günde hazırlanmış torbalarla karşımıza çıkıp onca hayati sorunumuz varken milletin meclisini bunları tartışmak zorunda bırakmaktadır. Tasarının 7. maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 99. maddesinin 1. fıkrasında ifade edilen belgelerin kapsamının değiştirilmesi önerilmektedir. Peki nasıl bir kapsam değişikliği bu? Bir kaza oluyor ve vatandaş sigortadan zararının karşılanmasını isteyecek. Tabii bunun için de bazı belgeler sunmak zorunda. Tasarının 7. maddesi de sunulacak bu belgelerin kapsamını değiştiriyor. Ne diyor? Eskiden kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu sunuyordun. Artık zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri sunacaksın. Peki güzel, sunalım. Ne sunacağız? Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarındaki hükümlere bakıyoruz. Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortalı ya da sigorta ettirenin yükümlülükleri başlığı altında şu ifadeler yer alıyor. Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesinden sonra sözleşme uyarınca veya sigortacının istemi üzerine rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve beklenebilecek olan her türlü bilgi ve belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamakla yükümlüdür. Peki biz bu tasarıyla ne yapmış olduk? Belirsiz bir şeyi mi netleştirdik? Olmayan bir şeyi mi ekledik? Sık sık meydana gelen bir hukuksuzluğu mu engelledik? Yoksa bir mağduriyeti mi giderdik? Ne yazık ki cevap hiçbiri. İşte yasama mantığından kopmanın, ne olursa olsun meclis gündemini bir şekilde dolduralım mantığının sonucu. İktidara bir kere daha çağrımızdır. Eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız, zorunlu mali sorumluluk sigortası primlerindeki olağanüstü artışın araştırılmasına dair verdiğimiz araştırma önergesini gündeme alalım. Siz de sık sık yaşadığımız bu mahcubiyetten kurtulun. Milletimiz de özensiz hazırlanmış bu tür kanun tasarılarından kurtulsun. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükümetin içinde bulunduğu bu ne yapacağını şaşırmış halden bir an önce kurtulmasını, kurtulamıyorsa yine milletimizin oyları ile Yüce Meclis çatısı altında bulunan muhalefetin önerilerini bu kapsamda da bu madde bağlamında bizim önerimize kulak vermesini ve kabul etmesini bekliyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, bu 7. madde kapsamındaki görüşlerimizi aktardım. Bu vesileyle bir hususu da tekrar ifade etmek istiyorum. Bilindiği üzere üniversitelerde zaman zaman karşıt görüşlü öğrenciler arasında meydana geldiği savıyla basın üzerinden verilen ama esasen üniversitelerde yapılanmış, yuvalanmış terör örgütü mensuplarının saldırılarından kaynaklanan bir takım sıkıntılar son dönemde daha da sık bir şekilde artarak meydana gelmekte. Ve bu kapsamda mesele artık sadece okullarda değil, bunlarla ilgili yargılamaların yürüdüğü adliyelere kadar sıçramış durumda. Dün Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencilerinden bir üniversite öğrencisinin taraf olduğu bir dava kapsamında 50'yi aşkın
üniversite öğrencisi adı altında karşıt görüşlü diye sunulan ama pek çoğu terör örgütü mensupları tarafından orada adliyeyi de birbirine katarak